Her nereden yola çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Bakara Suresi 149. Ayet. Allah'ın dininin şiarı Kâbe. Hazreti Adem ve Hazreti İbrahim ile bütünleşen tevhid, risalet ve haccın yeryüzündeki sembolü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hakikat yolculuğunda kendisine ihsan edilen mabet. Allah'ın insanlara mesajının nihai noktasıdır ve başlangıç noktasının da izlerini taşır. Başlangıç ve sonun muhteşem intizamıyla insanın varoluş sebebini haykırır dünyanın dört bir yanına. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadeti, imkanı olan her Müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kâbe'yi, Arafat, Müzdelife ve Mina'yı ziyaret ederek belli bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. İslam'ın evrenselliğini, birlik ve beraberliğini, ırk, renk, cinsiyet, dil, ülke ve kültür ayrımı yapmadan müminlerin kardeşlik ve eşitliğinin temsil edildiği bir ibadet. Hac ibadetini yerine getirmek için 14 asırdır Müslümanlar dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara, Kâbe'ye akın akın gelmektedir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ven ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Orada apaçık deliller İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Hac ayları, Hicri, Şevval ve Zilkade aylarının tamamıyla, Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Günümüzde ulaşım imkanları geliştiği için Zilkade'nin son haftalarıyla Zilhicce'nin ilk 10 günü yeterli olmaktadır. Arefe, Arafat ve Kurban Bayramı günleri sayılı ve belirli günler olduğu için senede ancak bir defa hac yapılabilmektedir. Haccın iki rüknü vardır. Birisi Arafat vakfesi,
diğeri ise ziyaret tavafıdır. Rükün, ibadetin asli unsurları demektir. Bu sebeple ihrama girmeden hac yapılsa veya Arafat vakfesi ya da ziyaret tavafı terk edilse, yapılan hac geçerli olmaz, yeniden yapılması gerekir. Haccın vacipleri ise şu şekilde sıralanabilir. Sa'y yapmak, Müzdelife'de vakfe yapmak, şeytan taşlamak, saçları tıraş etmek veya kısaltmak, veda tavafı yapmak. Haccın sünnetleri ise kudüm tavafı, Mekke, Arafat ve Mina'da hutbe okunması, Arefe gecesi Mina'da gecelemek, bayram gecesi Müzdelife'de gecelemek, bayram günlerinde Mina'da kalmaktır. Allah'ım, bu belde senin belden, ev senin evindir. Emrine uyarak ve kaderine razı olarak rahmetini dilemek, itaatinde bulunmak için sana geldim. Azabından korkup titreyerek, sana sığınanların dileğiyle beni affınla karşılamanı ve merhametinle korumanı, hatalarımı örterek günahlarımı bağışlamanı ve farzları yerine getirmede bana yardım etmeni diliyorum. Uzun bir yolculuğun ardından Mekke'ye gelen hac kafilesi yerleşecekleri otellere yönlendirilir. Otelde başkanlığın hac organizasyonları dahilinde görevlendirilen hocalar tarafından ilahiler, çiçekler ve ikramlıklarla karşılanırlar. Otele geçildiğinde mümkünse gusül, değilse abdest alınır ve hemen Harem-i Şerif'e gidilir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk. Allah'ın evi, Kâbe-i Muazzama orada. Tepeden tırnağa sadelik ve güzellik. İnsanlar için kurulan ilk ev, ilk mabet. İşte şimdi Rahman'ın misafirlerinin başları önde. Cenab-ı Hakk'ın ikram ve cömertliğinin sınırsız olacağını bilerek ve isteyerek büyük bir saygı içinde Kâbe'ye yürürler. Gözler Kâbe'ye deyince, dillerden dualar dökülür. Biriken hasretin yankısı işitilir kalplerden. Hep bir ağızdan dökülür. Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu ekber sözleri. Yine topluca edilir dualar. Allah'ım sen selamsın. Esenlik sendendir ve sana döner. Rabbimiz bizi esenlikle yaşat. Allah'ım bu evinin saygınlık, yücelik, üstünlük ve heybetini artır. Bir dönüş başlar Kâbe'nin etrafında. Kafile hocalarının eşliğinde umre tavafına başlanır ve her Müslüman kendi dilinde Rabbine iltica eder. Tavaf esnasında müminler kainatın ritmine uyar, yaratılan her şeyle bütünleşme imkanı bulur. Yerde ve göklerde bulunan her şey Allah'ı anar, tesbih eder. Canlı cansız her varlık bu zikre dahil olur. Tevhid inancının yeryüzü provasıdır. Yapılan bu ilk tavaf, temettü haccı ise umre tavafıdır ve tavaf için niyet edilir. Benden kabul eyle ya Rabbi. Benden kabul eyle ya Rabbi.
Hacer-ül Esved'in hizasına geldiğimizde sağ elimizle Bismillahirrahmanirrahim deyip selamlayıp tavafımıza başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tasdikan bi kitabike ve vefaen bi ahdike ve ittiba'an bi sünneti nebiyyike sallallahu aleyhi ve sellem. Umre tavafı ihrama girildikten sonra yapılır ve tavafların vaktine riayet etmek niyet kadar önemlidir. Tavafa Hacer-i Esved'in hizasına geçmeden başlamak vaciptir. Tavaf edecek kimse tavafa başlarken Hacer-i Esved hizasına gelince durmaksızın Bismillahirrahmanirrahim diyerek Hacer-i Esved'i istilam eder. Bunu tavafın her şavtında tekrarlar. Tavafın en az 4 şavtını yapmak farzdır. 7'ye tamamlamaksa vaciptir. Tavafın şartlarını ara vermeden peş peşe yapmak sünnettir. Her şavtın başlangıcında şöyle dua edilir. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Kuvvet ve kudret ancak yüce ve azametli Allah sayesinde vardır. Allah'ım, sana iman ederek, kitabını tasdik ederek, sana verdiğim söze bağlı kalarak, Peygamberin Muhammed'in sünnetine uyarak tavaf ediyorum. Rabbena efrig aleyna sabran ve sabbit abdamena ve ensurna alel kavmil kafirin. Tavaf sonrasında 2 rekat namaz kılınır. 1. rekatında Fatiha'dan sonra Kafirun, 2. rekatında ise İhlas Suresi okunur. Namazdan sonra şu duanın okunması müstehaptır. Allah'ım, burası senin beldendir. Şu da Mescid-i Haram ve saygın evindir. Ben de senin kulunum ve kulunun çocuğuyum. Buraya senin rızanı kazanmak için geldim. Sen de bunu bana lütfettin. Beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Namazdan sonra sıra zemzem içmekte. Zemzem içerken şöyle dua edilir. Allah'ım, faydalı ilim, bedenime sıhhat ve imanı kamil istiyorum senden. Sıra sa'y yapmakta. Bu durum temettü haccı için geçerlidir. Çünkü temettü haccında sa'yden sonra tıraş olunarak ihramdan çıkılması gerekir. Hacılar niyetlerini alarak sa'y yapmak üzere Safa ve Merve tepesine doğru yol tutarlar. Allahümme inni uridu sa'yel umreti feyessirhu li وتقبله مني. Allah'ım, Umre sa'yi yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır. Ve benden kabul eyle. Safa tepesinden başlayarak 4'ü gidiş, 3'ü dönüş olmak üzere Safa ile Merve tepeleri arasında toplam 7 defa gidip gelirler. Gidiş ve gelişlerden her birine şavt,
sa'yin yapıldığı yere mesa denilir. Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Dolayısıyla hac veya umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliği mükafatıyla karşılayan ve çok iyi bilendir. Allah'ın şiarı, Hazreti Hacer'in istikamet ve gayretinin sembolü Safa ve Merve tepeleriyle onun kabul edilmiş duası Zemzem kuyusudur. Sa'y yapmak, ana şefkatinin ifadesi, dolayısıyla Allah'ın kullarına sevgisinin bir sembolü olarak kabul edilir. İman, sevgi, umut, inanç ve amelin bir annede hayat bulması, onun şahsında bütünleşmesidir. Çünkü tavafta yalnızca Allah vardır. Sa'ide ise beşer vardır. Arayış, yorulma, koşturma, susuzluğu giderme çabası vardır. Yedinci sa'in sonunda topluca dualar yapılır. İlahi Ya Rabbi ve Ya Rabbel Alemin, tavafımızı, sa'imizi sen kabul eyle Ya Rabbi. Umremizi makbul eyle Ya Rabbi. Amellerimizi kabul eyle Ya Rabbi. Seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi ve Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Sana ilaştık, sana dayandık, sana güvendik, sana yöneldik. Senden diliyor ve istiyoruz ki bizi dergah-ı izzet-i uluhiyetinden boş çevirme ellerimizi Ya Rabbi. İhram, tavaf ve say yaparak eda edilen umre ibadetinden sonra hacılar tıraş olarak ihramdan çıkarlar. Sıra, Arafat'tan önce ziyaret edilmesi planlanan önemli mekanlarda. Öncelik Hazreti Peygamber'in doğduğu ev. Bu ev Allah Resulü'nün dedesi Abdülmuttalib'den oğlu Abdullah'a, ondan da Allah Resulü'ne intikal etmiştir. Burası bugün Mekke Kütüphanesi olarak kullanılan binanın bulunduğu yerdir. 20 Nisan 571 Pazartesi gün doğarken fecirde Aleyhissalatu vesselam gözlerini dünyaya açmış ve bizler de onun dünyayı şereflendirmesinin yüzü suyu hürmetine Allah Celle Celaluhu bizleri de Efendimiz Aleyhissalatu vesselama ümmet olma şerefiyle şereflendirmiştir. Cennetül Mualla. Burası İslam öncesi kaynaklarda ve ilk devir İslam tarihinde Hacun diye bilinen Mekke'nin en eski mezarlığıdır. Cennetül Mualla, Makberatül Mealat diye bizim milletimiz Medine'deki mezarlığa nasıl Cennetül Baki dedilerse, öyle bir isim verdilerse, Mekke'deki bu mezarlığa da Cennetül Mualla ismini vermişlerdir. Cennetül Mualla önemi Hazreti Hatice annemizin burada medfun bulunmasından dolayıdır. Şu an arkamızda görmüş olduğumuz mescidin ismi Cin Mescididir. Sonradan yapılmış bir mescittir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz değişik zaman ve mekanlarda cinlere gelerek Kur'an-ı Kerim okur, onları İslam'a davet ederdi, onlara İslam'ı tebliğ ederdi. Bir gün yanına Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ı da yanına alarak bu Hacun dediğimiz mevkiye gelerek ve önüne bir çizgi çekerek Abdullah bin Mes'ud'a da bu çizgiden ileriye geçmemesini tembihleyerek ilerisine Allah Resulü geçmiştir ve cinlere Kur'an-ı Kerim'i okuyarak bu bulunmuş olduğumuz mevkide cinleri İslam'a tebliğ etmiştir. Müzik
Şecere Mescidi, Fetih Mescidi. Tüm bu yerler gruplar halinde ziyaret edilerek görevli hocalar tarafından bu mekanlar hakkında bilgiler verilmektedir. Bir kimsenin hacının geçerli olması için hacın iki temel rüknünden biri olan Arafat Vakfesini yapması gerekir. Arafat Vakfesi sadece Zilhicce'nin 9. günü öğle vakti ile 10. günü Fecr-i Sadık arasında yapılır. Hacılar Tevriye günü yani Zilhicce'nin 8. günü Arafat'a çıkarlar. Hacın diğer rüknü ise ziyaret tavafıdır ve Kurban Bayramı günlerinde eda edilir. Arafat, kelime olarak hakikati bilmek, tanımak, anlamak, kavramak demektir. Hac, Arafat'ta bulunmaktır hadisi gereğince, iki kelime, hac ve Arafat birbirine denktir. Arafat olmadan hac ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Yola çıkmadan önce hacılara Arafat'la ilgili bilgilendirme toplantıları yapılır. Bundan sonraki süreçte ibadetlerin tam olarak ifa edilebilmesi için hac ibadetinin rükünleri, hükümleri ve manaları ile birlikte anlatılır. Böylece kutsal topraklara ilk kez gelenlerin kaygısı, telaşı giderilerek sekinet sağlanır. Herkesin heyecanı yüzündedir artık, en kalbi duaları dilinde. Allah Teala bugün nasip etti. Gerçekten çok değişik bir duygu. Biz 13 yıl önce daha genç bir durumdaydık. Ama çok şükür bugün de ayağımız tutuyor. Erken gelmenin çok büyük faydası var. Allah memleketimize de birlik, beraberlik, dirlik versin. Bunu anlamak için buraya gelmek gerektiğini düşünüyorum. Ağlamanın ne olduğunu, hissetmenin, bu iklimi yaşamanın, hicretin rotasının ne olduğunu anlamak için buraya gelmek gerekiyor. Onu da tabii ki Allah Celle Celaluhu nasip etmesi gerekiyor. Şimdi esas koşumuz başlıyor Arafat'ta beraber. İnşallah bu 2-3 günü hakkıyla eda edip Hacı Mebrur'a kavuşuruz diye düşünüyorum. 5 senedir bekliyordum. Yani 4 senede çıktı. 2 senede öyle geçti. 6 senedir bekliyordum. Yani ben daha önce geliriz diye düşündüm. O hastalıktan dolayı gelememiştik. Şimdi Allah şimdi nasip etti. Geldik inşallah. Herkes, çıkmayanlar da gelsin inşallah. Onlara da seneye nasip olsun. Özellikle yaşlılarımız istiyordu. Onlar gelmek istiyordu. Onlara da seneye inşallah nasip olursa onlar da gelsin isterim. Yani herkes görsün buraları. Allah herkese nasip etsin. Bir daha gelenlere bir daha nasip etsin. Buradan Türkiye'mize selam olsun. Vallahi çok mutluyuz, gururluyuz. Allah bizlere bu günleri nasip ettiği için Rabbime şükürler olsun. Allah herkese de nasip etsin inşallah gelmeyi buralara, görmeyi. Güzel bir duygu. İnşallah bir daha gelmeyi nasip eder Rabbim. Bu kutlu yolculukta Rabbim bize nasip etti bu kutlu yolculuğu. Gerçekten çok heyecanlıyız. İçimiz kıpır kıpır. Günahlarımızdan kurtulacağımız bu yere çıkıyoruz. Allah gelmek isteyen herkese nasip etsin. Memleketimizi temsilen Diyanet Hacısı olarak geldik. 9. kafile olarak burada bulunmaktayız. Bugün Arafat'a çıkacağız. Arafat'ta görevlerimizi eksiksiz yapıp Allah'ın izniyle hem memleketimiz için hem insanlarımız için duada bulunacağız. İnşallah sağ salim böyle bu görevimizi yapar. Ondan sonra sevinç içerisinde, huzur içerisinde tekrar memleketimize dönmüş oluruz inşallah. Arafat'a intikal için hazırlanan otobüslere binilirken bir taraftan da kontroller sağlanır. Allahümme, Allahümme, inni üridül hacce, üridül hacce.
hacca. Feyessirhu li ve tekabbelhu minni. Allah'ım, Allah'ım, senin rızan için, senin rızan için hac etmek istiyorum. Hac etmek istiyorum. Bunu bana kolay kıl. Bunu bana kolay kıl. Ve benden kabul eyle. Ve benden kabul eyle. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk. Hacca gidenlerle umreye gidenler Allah'ın elçileridir. Allah'a dua ederlerse, Allah onların dualarını kabul eder. Ve Allah'tan günahlarının bağışlanmasını isterlerse, Allah onların günahlarını bağışlar. İşte Allah'ın elçilerinin heyecan içerisinde korku ve ümitle bekledikleri durdukları yer, Arafat Meydanı. Hac, Müslümanlarla, tarihle, peygamberlerle, Beyt ile buluşmaksa, Arafat, insanın kendisiyle ve yaratıcısıyla buluşması, yüzleşmesidir. Hacılar, Arafat meydanında hazırlanan çadırlara yerleşirler. Arefe günü sabah ezanından sonra Kur'an tilavetini dinlerler ve sabah namazını kılarlar. Nedamet ateşiyle dolu bir gönül ve nemli gözlerle, ömürlerinin tevbesini ederek, duayla, zikirle ruhlarını ihya ederler. Oraya gelen her müminin rengi, dili, ülkesi farklıdır. Bütün dünya Müslümanları bir tesbih tanesi gibi yan yana gelirler. Elleri havada, gözleri semada, beraber gözyaşı döküp dua ve niyazda bulunurlar. İşte buranın adı Arafa, bilme yeri, yani anlamak yeri. Neyi anlayacağız biz burada? Neyi anlayacağız? Bir kere şunu anlayacağız yani, şu herkesin üzerinde şu var, kefen var, Allah'ın huzuruna bütün dünyadaki, Türkiye'deki veya başka yerler, kim nereden geliyorsa, üzerimize yük olan makamdır, mevkidir, işte zenginliktir, neyse yani. Allah'ın huzuruna çıkarken Allah bize titrimizi mi soracak? Ona göre mi muamele yapacak? Çok mal mülk verdi, malın sahibi de kendisiydi, mülkün sahibi de kendisiydi. Ben sana çok verdim, hadi bakayım sen daha iyi yere gideceksin mi diyecek? Hayır. İnne ekramekum indallahi etkakum innallaha alimun habir. Sizin en değerliniz Allah katında en takvalı olanınızdır. Takva ne demek? Takva bir Müslümanın sorumluluğunun bilincinde olması demektir. Öğle ve ikindi namazları kılınmak üzere tekrar çadırlara gidilir. Başkanlık tarafından hazırlanan Arafat programı dahilinde ilahiler okunur, Kur'an tilavet edilir. Öğle namazı, öğle vaktinde ikindi namazıyla birlikte cem-i takdim usulüyle kılınır. Ardından Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş vakfe duasında bulunur. Arafat meydanında bizleri topladığın gibi mahşer gününde de onun sancağı altında toplamayı
bizlere nasip eyle Allah'ım. Duygu dolu anlar yaşanır. Herkes birbiriyle kucaklaşır. Birlik, beraberlik, kardeşlik duyguları tazelenir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike leke. Şimdi sıra Müzdelife'de. Günümüzde Müzdelife Vakfesi, Arefe günü güneşin batmasından sonra bayramın birinci günü güneşin doğmasına kadar olan zaman diliminde yapılmaktadır. Müzdelife'ye geçince önce kurulan çadırlara yerleşilir. Akşamla yatsı namazları yatsı vakti girdikten sonra birlikte eda edilir. Bu cem-i tehir uygulamasıdır. Namazdan sonra kafile başkanı önderliğinde topluca dua edilir. Rahman ve Rahim sıfatlarınla merhamet eyle ya Rabbi. Günahlarımızı, kusurlarımızı setreyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bizleri nimet verdiğin kimselerin yollarına ilet. Gazaba uğrayanların, hüsrana uğramışların, yolda kalmışların yollarından muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, sana Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın yalvardığı ve yakardığı gibi yalvarıyor ve yakarıyoruz. Ya Rabbi, biz kendimize zulmettik, kendimize yazık ettik. Sen bizleri bağışlamazsan, bizlere merhamet etmezsen, kulum deyip kapını kabul etmezsen, biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Bizleri hüsrana uğramaktan muhafaza eyle ya Rab. Sessiz ve derinden gelen amin sesleri yükselir. Burada hacılar şeytan taşlamakta kullanacakları taşları toplarlar. Taşların büyüklüğü önemlidir ve nohut büyüklüğünde olmalıdır. Güneş doğmadan önce Mina'ya hareket etmek gerek. Müslümanlar bir mahşer topluluğu görünümünde Arafat'tan af ve mağfiretler dileyerek kitleler halinde Mina'ya doğru yola çıkarlar. Mina, Müzdelife ile Mekke arasında harem sınırları içerisinde yer alan bölgenin adıdır. Kurban Bayramı günlerinde Zilhicce 10, 11, 12 ve 13. günler Mina'da şeytan taşlama, kurban kesme ve tıraş olmak üzere 3 görev ifa edilir. Yüce Allah İbrahim peygambere oğlu İsmail'i kurban etmesini emrettiğinde şeytan bu emri yerine getirmelerine engel olmaya çalışmıştı. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, eşi Hacer ve oğlu İsmail şeytanın bu tuzağını fark edip onu taşlamışlardı. İşte remy-i cimar yani şeytan taşlama bu olayı sembolize etmektedir. Burada şeytana karşı direniş söz konusudur. Hazreti Peygamber de veda hacı sırasında bu cemrelere taş atmış ve özellikle bu esnada hac ibadetinin yapılış şeklinin kendisinden öğrenilmesini istemiştir. Bayramın birinci günü Cemre-i Akabe'ye taş atıncaya kadar her fırsatta telbiye, tekbir, tehlil ve salavat-ı şerife getirilir. Uygun bir vakitte Akabe cemresine gidilir ve 7 taş atılır. Taşlar sağ elin baş parmağıyla işaret parmağının uçları arasında tutulur, kol fazla kaldırılmadan atılır ve ilk taşın atılmasıyla birlikte telbiye getirmek bırakılır. Taşlar atıldıktan sonra beklenmeksizin oradan uzaklaşılır. Dua etmek için beklenmez. Dua yürürken yapılır. Bu Cemre-i Akabe yani Büyük Cemre'dir. Bu cemreye halk arasında Büyük Şeytan denir. Temettu veya Kıran Hacı yapan kimse, bayramın birinci günü Akabe cemresine taş attıktan sonra kurbanını keser veya vekaleten kestirir. Bu kesilen kurban şükür kurbanıdır. Sonrasında tıraş olunur ve ihramdan çıkılır. İhram yasakları kalkar. Ancak ihram yasaklarının tamamıyla kalkması ziyaret tavafından sonradır. Şeytan taşlama, kurban kesme ve tıraş olma görevleri arasında sıraya uymak İslam alimlerinin çoğunluğuna göre sünnettir. Günümüzde kurbanlar İslam Bankası aracılığıyla kestirildiğinden dolayı bu üç görev arasındaki tertibe uyulması zaman almaktadır.
Bu itibarla şeytan taşlama ve tıraş olma arasındaki sıraya uymak yeterlidir. İlk çemreden sonra yerleşilen otellere geçilir ve sonrasında tıraş olunarak ihramdan çıkılır. Bu üç görev yerine getirildikten sonra sırada ziyaret tavafı vardır. Sonra kalan hac fiillerini tamamlayıp temizlensinler. Adaklarını yerine getirsinler ve o kadim evi, Kâbe'yi tavaf etsinler. Ziyaret veya diğer adıyla ifaza tavafı, hacın asli bir rüknüdür. Ziyaret tavafının vakti, bayramın ilk günü gece yarısından itibaren başlar. Genellikle tıraş olup ihramdan çıkıldıktan sonra yapılmaktadır. Ala! Ala! Ah dike! Ah dike! Mestadatu! Mestadatu! Eûzu bike! Eûzu bike! Min şerri! Min şerri! Ma sanatu leke! Ma sanatu leke! Ebu leke! Ebu leke! Bi ni'metike! Bi ni'metike! Aleyye! Aleyye! Ve ebu! Ve ebu! Bi zembi! Tağfirli, tağfirli, feinnehu, feinnehu, la yağfiruz zunube, la yağfiruz zunube, illa ente, illa ente. Ziyaret tavafının tamamlanmasıyla hac ihramından çıkışın ikinci aşaması da gerçekleşmiş olur ve tüm ihram yasakları kalkar. Ziyaret tavafından sonra tekrar Mina'ya dönülür. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri de zeval vaktinden sonra sırasıyla küçük, orta ve büyük cemrelere gidilerek her birine yedişerden toplam 21 taş atılır. İlk gün Arafat'tan dönerken büyük şeytana 7 tane taş attık. İlk günkü şeytan taşıma vazifesi bitti. İkinci gün bugün küçük, orta ve büyük şeytana her birine 7'şer taş atmak suretiyle bugün 21 taş attık mı bugünkü vazifemizi de inşallah bitirmiş olacağız. Ya İlahel Alemin, burada senin inayetinle, senin lütfunla hacı olduk. Hacı olarak ölmeyi bizlere lütfeyle ya Rabbi. Amin. Çoluk çocuğumuza sağlık, sıhhat ve afiyet ver ya Rabbi. Amin. Bizleri, evladu iyalimizi, zürriyetimizi İslam'ın yolundan, sırat-ı müstakimden ayırma ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin, bizleri nimet verdiğin kimselerin yollarına ilet. Amin. Gazaba uğramışların, yolda kalmışların yollarından muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Hac menasekini tamamlayıp Mekke'den ayrılacak olan hacılar vedalaşmak üzere Kâbe'ye yönelirler. Şimdi veda zamanı. Bugün Allah nasip ederse haccımızın farzlarını yerine getirdik ve haccımızın müstakil vaciplerinden en sonuncusu olan veda tavafını birlikte yapacağız. İnşallah. Namaz kılmak için oturacağız ya, orada namazlarımızı kıldıktan sonra dua yapacağız. Dua yaptıktan sonra orada erkekler kendi aralarında halka olacak şekilde oturacağız. Bayanlar kendi aralarında halka olacak şekilde oturacağız. Dua bittikten sonra herkes ayağa kalkıp birbiriyle musafahalaşacak, selamlaşacak, helalleşecek. İstiyorum. Veda tavafı yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır. Onu bana kolaylaştır. Benden kabul eyle ya Rabbi. Benden kabul eyle ya Rabbi. Allahümme. Allahümme. İnni. İnni. Uridu. Uridu. Tavafel veda. Tavafel veda. Feyessirhu li. Feyessirhu li. Ve
تَقَبَّلْهُ مِنِّي فَتَقَبَّلْهُ مِنِّي. رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ واعفو عنا واعفو عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا فانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين على القوم الكافرين. بسم الله الله اكبر. بسم الله الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. Bismillahi Allahu Ekber. Bismillahi Allahu Ekber. Bismillahi Allahu Ekber. Bismillahi Allahu Şimdi dünyanın en hüzünlü vedasıdır yaşanan. Tesellisi yalnız yalnızlıktadır. Kâbe'ye duyulan hasret, aşk, vuslata adımdır. İnşallah isteyen, dileyen herkese nasip eylesin. Rabbim herkesin ya Rabbi. Allah'ım herkese nasip etsin inşallah. En çabuk tarafın genç olarak. Allah herkesten razı olsun. Hocalarımızdan, sizlerden de. Herkesten Allah razı olsun. Hadi bakalım. Allah sizden de razı olsun. Sağ olasın.